Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir incelemeyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Huawei MatePad 12X tabletin özelliklerine göz atacağım. Özellikle Huawei ekosistem ürünleri konusunda epey inceleme var benim kanalımda. Daha önce markanın 11.5S PaperMate Edition ve aynı zamanda PaperMate Pro 2024 modelinin incelemelerini de sizlerle birlikte yapmıştık kanalda. Oldukça ilgi çeken incelemeler oldu bunlar. Epey de izlendi. Bu ürünlerle ilgili çok fazla soru sordunuz. Ailenin diğer modelleri de bana gelmeye devam ediyor ve ben de incelemelerime devam ediyorum sizler için. Her zaman yaptığım gibi ben bu tabletin fiziksel özelliklerini anlatmaya başlıyorum. Önden baktığımız zaman tabletin çerçeveleri hem üst hem sağ hem sol hem de yanlarda oldukça ince bir şekilde tasarlanmış. Ön kamera cihazın çerçeve bölümü olarak tabir edebileceğim üst orta kısmında tam ortada yer alıyor. Hem sağ hem sola baktığımızda hoparlör deliklerini görüyoruz. İki tane sağda, iki tane solda olmak üzere. Zaten bu standart aslında Huawei'nin tasarım anlayışını gösteren bir özellik bu. Üst kısmı geldiğimiz zaman ses açma kapama tuşu bulunuyor. Önden baktığımızda sol yan yüzde ise power tuşunun olduğunu söyleyeyim. Cihazın alt tarafında bir bağlantı yuvası vesairesi yok. Önden baktığımızda sağ yan yüzde bir USB tip C bağlantısı var. Cihazın arka tarafını çevirdiğimizde ise büyük devasa bir ana kamera. Onun hemen yanında iki tane dairesel nokta olduğunu görüyoruz. Bu noktalardan bir tanesi LED lamba, diğeri de ikinci kamera. Bir de cihazın arka kısmında özel bir bağlantı bulunuyor. Bu Nearlink klavyesi, ki kutusundan klavyesi çıkıyor arkadaşlar. Bağlantı yuvası için özel böyle kontaktörlerin olduğunu da söyleyeyim. Bunun dışında cihazın fiziksel görünümü bu şekilde. Biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 12 inç büyüklüğünde 2800x1840 piksel LCD bir ekranımız var. %88 ekran gövde oranımız bulunuyor. 1000 nit ekran parlaklığı. 8 ya da 12 GB RAM seçeneği var. Bunlar neye göre değişiyor? Eğer yansımasız ekranla alırsanız 12 GB, yansımalı ekranla alırsanız 8 GB oluyor RAM'iniz. 256 GB depolama alanımız var. Kirin T91A işlemcimiz var. 13 artı 8 megapiksellik ana kameramız. 8 megapiksellik de ön kameramız var. Ana kamera 4K 30 fps, ön kamera 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor. 2 adet mikrofon, 6 adet hoparlör, Wi-Fi bağlantımız var, Bluetooth 5.2, Nearlink desteği, Harmony OS 4.2 işletim sistemi, 555 gram ağırlık. Gelelim kullanım deneyimine arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek isterim. Kirin T91A işlemci, günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılayabilecek bir işlemci. Bütün işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Sosyal medyada gezinmekten internette dolaşmaya kadar bütün işlemlerinizi bu tablette gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşamadan günlük işlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Eğer yansımalı ekran sürümünü alırsanız, ki bana gelen sürüm yansımalı ekran sürümü bu arada, ama isterseniz PaperMate sürümü de var. Ekran birazcık yansıma yapıyor ve bu da özellikle dokunmatik olarak, yani parmağınızla kullandığınız durumlarda ekrana birazcık parmak izi bırakıyor, ama yansımasız ekran sürümünde böyle bir olay olmadığını da altını çizeyim. Bu arada şu anda görüyorsunuz zaten 3. nesil kalemimiz de var arkadaşlar. Bu kalemle birlikte de kullanabiliyorsunuz cihazı. Kalem normalde kutudan çıkmıyor ama lansmanı özel bir kampanyası var ve kampanya devam ettiği sürece cihazla birlikte bu kalemi hediye olarak alabiliyorsunuz. Kampanya biterse sonradan haricen almanız gerekiyor. Onu söylemiş olayım. Kutudan klavyesi çıkıyor ama kalemi hediye olarak veriliyor. Bunun da altını çizmiş olayım. Şimdi biraz da ekran deneyiminden bahsetmek istiyorum. 144 Hz ekran yenileme hızına sahip, ki 30-144 Hz aralığında dinamik bir ekranımız var arkadaşlar. Çok başarılı bir deneyim sunduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Özellikle 2.8K olması, yani çözünürlüğü çok yüksek olması, P3 renk gamını destekliyor olması, göz yormama ile ilgili birçok sertifikaya sahip olması da önemli detaylardan bir tanesi. Ki bu sertifikalar arasında düşük mavi ışık, yansımasızlık ve düşük görsel yorgunluk sertifikası da bulunuyor arkadaşlar. 1000 nit ekran parlaklığımız var. Ayrıca HDR Vivid desteğinin olduğunu da söyleyeyim. Bu özellikleri bir araya getirdiğimizde günlük kullanımda, güneşin altında yaptığınız kullanımlarda, film izlerken, video izlerken, herhangi bir içerikle uğraşırken vesaire, gerçekten de çok iyi bir deneyim sunan bir ekranı olduğunu göreceksiniz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bence bu tabletin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu ekran ve ekranla birlikte gelen özellikler olmuş. Gelelim hepinizin aklında olan soruya. Google servisleri çalışıyor mu? Şimdi şöyle arkadaşlar. Gerek Micro G gerekse G-Box çözümleriyle birlikte Google servislerini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben Netflix kurdum. Çalıştı. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Spotify kullandım. Herhangi bir sorun yok. Google haritalardan tutun da Gmail'e kadar birçok özelliğini kullandım. Herhangi bir sorun yaşamadığını söyleyeyim arkadaşlar. YouTube'da
yükledim, herhangi bir sorun yaşamadım ve bunu zaten bütün videolarda söylüyorum. Bu tarz uygulamaların herhangi birinde sorun yaşamazsınız. Çok detaya inerseniz eğer, böyle çok yüksek oranda Google servisleri isteyen bazı uygulamalar ve bazı çözümler var, onların çalışmadığını söylüyorum. Zaten her videoda söylüyorum bunu arkadaşlar. Ama günlük olarak ihtiyacınızı görebilecek olan bütün uygulamaları bulabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sorun yok. Zaten Huawei'nin kendi app galerisi de var biliyorsunuz ve bu app galeri içinde de birçok yerel ve uluslararası uygulamada bulunuyor. Bu uygulamaları da yükleyerek yine cihazda çok rahat bir şekilde ve güvenli bir şekilde, burası çok önemli, güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani Google ile ilgili sorun yaşama ihtimaliniz çok düşük. Zaten var olan yerel ve uluslararası birçok uygulamayı da yine Huawei App Gallery'den indirip kullanabiliyorsunuz. Yeri gelmişken oyun konusundan da bahsetmek istiyorum. Google uygulama mağazasından ya da Huawei App Gallery'den istediğiniz oyunu yükleyerek de siz deneyimleyebiliyorsunuz. Ben Asphalt 9 yükledim. Birkaç tane daha oyun yükleyerek çeşitli deneyimler ve kullanımlar yaptım arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde oynuyorsunuz. Ekranın yüksek çözünürlüğü olması özellikle oyun tarafında çok işinize yarıyor. Şimdi kalemin hediye edildiğini söylemiştim. Kalemle birlikte biliyorsunuz GoPaint uygulaması da var. Bu GoPaint uygulaması gerçekten de çok başarılı. Yani ben çok resim çizebilen, öyle bir kabiliyeti olan birisi değilim ama sizin öyle bir kabiliyetiniz varsa inanılmaz şeyler çizebilirsiniz GoPaint uygulamasıyla. Bu arada GoPaint ücretsiz, onu da söyleyeyim. Ve bu kalemle birlikte çok güzel çizimler yapabiliyorsunuz. Katman mantığı var. Bir sürü farklı farklı fırça var. Fırçanın basıncından tutun da fırça çeşitlerine kadar birçok konuyu da, detayı da ayarlayabiliyorsunuz. Çizim için bu tableti almak isteyenler için önemli bir detay ama ben şunu öneririm arkadaşlar. Bu model yansımalı ekranlı, bence çizim için almak istiyorsanız PaperMate sürümünü tercih edin. O çok daha iyi sonuçlar verecektir. Özellikle bu çizim deneyimi yaşamak isteyenler açısından söylüyorum. Yani bunu bir resim çizmek için alacaksanız, bir böyle görsel oluşturmak için alacaksanız bu tableti özellikle, ben PaperMate sürümünü almanızı öneririm. Bu arada sadece GoPaint için söylemiyorum. Başka bir sürü ücretli ya da ücretsiz çizim, not alma, resim uygulamasını da yine bu cihaz üzerinden ve kalemiyle ve klavyesiyle beraber kullanabiliyorsunuz. Çok da güzel bir deneyim sağlıyor. Özellikle burada öğrenciler için hani not tutarken işte PDF'e bir şeyler yazayım ya da özellikle üniversite öğrencileri ve lise öğrencileri için söylüyorum bunu. Öğretmen bir şey anlatırken, hoca bir şey anlatırken ben notlar alayım diyenler için güzel bir detay olmuş. Kalemi hediye olarak geliyor, onu söylüyorum. En azından kampanya süresince öyle olacak. Klavye de kutudan çıkıyor. Klavye demişken biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Standart bir aslında Q klavye var. Bu arada ekranda göreceksiniz, burada Türkçe karakterler yok çünkü bunlar sample ürünü, yani test ürünü olduğu için bunlar yurt dışından gelen ürünler ve özellerinde herhangi bir şekilde arkadaşlar Türkçe karakter bulunmuyor bu klavyelerde. Ama siz satın aldığınız sürümlerde Türkçe karakterleri göreceksiniz. Bu klavye önceki sürümlerdeki mesela MatePad Pro'dakinden farklı olarak arkadaşlar touchpad'e sahip değil. Touchpad olmadığı için de tabii ki böyle fare gibi kullanmak için bir fare bağlamanız gerekiyor. Ben fare de bağladım. Bağlanıyor. Bluetooth'ta herhangi bir fareyi bağlayabilirsiniz ama yok bende Bluetooth yok, ben kablolu bağlamak isterim derseniz OTG bir USB dönüştürücü alırsınız tip C'den tip A'ya. O şekilde de bağlayabilirsiniz ama işi biraz uzatırsınız. Ben önermiyorum. Benim önerim Bluetooth bir fare alın ve o zaman da doğrudan bir bilgisayar deneyimi de yaşamış oluyorsunuz. Zaten bir sürü de uygulaması da var ve ofis uygulamalarını vesairelerini bunu cihazın üzerinde kullanabileceğiniz için aslında neredeyse, bakın %100 demiyorum ama %80 %90 bilgisayar deneyimine ulaşmış oluyorsunuz klavyesiyle birlikte. Klavyenin tuşları ve diğer özellikleri de aslında bir bilgisayarı aratmıyor. Oldukça büyük tasarlanmış. Aralıkları da büyük. Kendisi de yükseklik açısından da güzel ve basma hissiyatı, dokunma hissiyatı oldukça iyi olan bir klavye var karşımızda. Nearlink teknolojisini kullanıyor. Biliyorsunuz markanın farklı modellerinde de bulunan bir teknoloji bu ve çok daha hızlı, Bluetooth'a göre çok daha hızlı tepki vermesiyle biliniyor. Hem zaten bu kalemi M-Pencil'ı hem de klavyesi Nearlink teknolojisine sahip. Kalemden de birazcık detay vereyim. M-Pencil 3. nesil geliyor. 10.000'den fazla basınç algılama seviyesi var arkadaşlar bu kalemin. Çizimlerde falan söylemiştim zaten çok başarılı bir şekilde kullanıldığını. Gelelim kamera tarafına. Ana kamerada 13+8 megapiksellik bir kamera olduğunu söylemiştim. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir ön kameramız var. Ana kamera 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Ön kamera ise 1080p kayıt yapabiliyor. Ben daha önceki Huawei modellerinde de söylemiştim zaten. Gerçekten de bu kamera tarafına önem veren bir marka. Kameranın sonuçları da telefonları aratmayacak kadar kaliteli. Özellikle online toplantılarda vesaire, işte Google Meet olsun veya diğer uygulamalar olsun, online toplantılarda da hem ön hem arka kamerayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir iki örnek fotoğraf ve videoyu izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Thank you.
videoyu Huawei MatePad 12 X'in ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. Ön kamera incelemede de söylediğim gibi 1080p 30fps video kayıt yapıyor. Arka kamerada bu diğer 4K 30fps. Bu modelde de çok güzel bir hoparlör sistemi var arkadaşlar. Tabir caizse gümbür gümbür ses alıyorsunuz tabletten ki zaten daha önceki Huawei modellerinde de durum böyleydi. Huawei bu konuda çok başarılı ve her zaman ses konusunda da önem veriyor. Şimdi ses kalitesini gösteren bir video izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğim. Fark olmadığını söyleyebilirim. Yani Google'un olmaması çok büyük bir sorun değil. Ama siz eğer ben hani Google servisleriyle ilgili çok şiddetli bir şekilde bazı özellikler kullanıyorum ve onlar bana mutlaka lazım diyorsanız eğer burada belki bu tablet birazcık size istediğinizi vermeyebilir ama onun dışındaki birçok uygulamada herhangi bir sorun çıkartmıyor. İşletim sistemi olarak Harmony OS 4.2 ile geliyor arkadaşlar. Bu işletim sisteminin sunduğu deneyim oldukça rahat ve kolay. Günlük kullanımda herhangi bir şekilde sorun yaşamadan bu işletim sistemini ve arayüzü kullanabiliyorsunuz. Zaten Google'a çok fazla benzeyen bir arayüzü var Harmony OS'inde ve bu sayede çok rahat ve kesintisiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu tablette markanın daha önceki modellerinde de bulunan Super Hub özelliği de bulunuyor. Etrafta farklı Huawei cihaz varsa kulaklık olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir. Bunlarla birlikte kullanabiliyorsunuz birçok özelliği. İşte kulaklık varsa mesela aynı anda iki cihaza bağlayabiliyorsunuz. Örneğin bir bilgisayarınız varsa bunu ikinci bir ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği otomatik olarak geliyor zaten. Ve benzeri Super Hub özelliklerini rahat bir şekilde kullanıyorsunuz. Screen Collaboration özelliği var. Etrafta bir Huawei telefonunuz varsa ve bu özelliği destekliyorsa o telefonu bu tablet üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Multi Window özelliği var. Aynı anda ekranda iki tane farklı uygulamayı ya da pencereyi açıp kullanabiliyorsunuz. Bu da özellikle böyle aynı anda bir şeyler kopyalarken, bir yerden bir yere aktarırken çok işinize yarıyor. Gelelim pil ve şarj özelliklerine. 50 wattlık hızlı şarjı destekliyor arkadaşlar. 10.100 mAh'lik bir dahili pilimiz var. Bu pille birlikte 14 saate varan 1080p bir 30fps video izlediğimiz zaman 14 saate varan bir pil ömrü elde ediyoruz. Ben de yaptığım denemelerde 3 aşağı 5 yukarı bu sonuçları bulduğumu söyleyebilirim. Huawei MatePad 12X pil ömrü anlamında da bir sorun çıkarmayacak bir tablet olmuş. Gelelim fiyat konusuna arkadaşlar. Ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle yansımalı ekranlı olan sürüm 19.999 TL idi. Yansımasız ekranlı olan yani paper mat sürümü ise 22.999 TL. İncelemenin içinde söylediğim gibi eğer çizim odaklı bir tablet anlamında bu tableti alacaksanız ben paper mat sürümünü almanızı öneriyorum. Eğer ben çizim yapmayacağım, benim için çok önemli değil, ben diğer özellikleri için alıyorum diyorsanız o zaman benim incelediğim yansımalı ekran sürümünü de tercih edebilirsiniz. Fiyatların sunduğu özelliklere göre makul olduğunu söyleyebilirim. Rakiplere baktığımızda ise en uygun fiyatta olanının bile bundan %50 daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. iPad falan tarafına bakarsanız çok daha uçuk fiyatlar var. O bakımdan fiyat gerçekten de iyi arkadaşlar. Bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu incelemede sizlere Huawei MatePad 12X tabletin özelliklerini anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır arkadaşlar. Gözümden kaçabiliyor veya sizin önem verdiğiniz başka konular olabiliyor. Sorularınızı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini tek tek cevap veriyorum. Mesela bazen yazıyorsun lütfen cevap ver filan gibisinden. Zaten cevap veriyorum arkadaşlar. Makul ve mantıklı olan tüm sorulara elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız harika olur. Bu tarz ürünler geliyor, bunları inceliyorum. Deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de kanala abone olarak bana destek olursanız harika olur. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada yer alıyor. Çok güzel paylaşımlar yapıyorum sosyal medya hesaplarımda. Sizleri de beklerim. Farklı videoda karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.